Ben Mahmut Enes Kemer, 1992 yılında Kars'ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünde doğdum. İlkokula Kars'ta başlayıp ilkokulu 1. sınıfın 2. döneminden itibaren İstanbul'da ikamet ettim, İstanbul'da okudum. İstanbul Ümraniye'deki Ümraniye Lisesi'nde liseyi bitirdim. Ardından Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümüne geldim. Burada eğitimimi tamamladım. Şu anda da yüksek lisans dönemindeyim. Öncelikle ben kaligrafinin ne olduğunu size söyleyeyim. Kaligrafi bir yazı sanatı. Yani güzel yazı sanatı. Kelime anlamı Yunanca'dan gelmektedir. Kallos, grapos. Yani güzel yazı formunun İngilizceye çevrilmiş hali kaligrafi. Biz de Türkçe'de bunu aynı şekilde kullanıyoruz. Bizde de eski yazıyla hat sanatı diye tabir ediliyor. Kaligrafi kimler yapmıştır? Şimdi ben hem sırasıyla anlatayım hem de değerini beraberinde söyleyeyim. Yazının Çin'de M.Ö. 2000 yılında mağarada resimsel hali başlamasından beri kaligrafi dünyada var olmakta. Kaligrafiyi önce Çinliler, sonra Persler, sırasıyla Araplar, sonra da Latin yani Yunanlılar yapmışlardır. Zaten sıralamaya baktığımızda da bu bahsettiğim uygarlıklar döneme damgasını vurmuş uygarlıklardır. Yani dünyada hangi devlet, hangi uygarlık zengin ve güçlüyse o uygarlıklar yazıya önem vermişlerdir. Çünkü yazı bir medeniyettir, yazı bir kültürdür. Uygarlığın en güzel şekilde başka uygarlıklara kendini lanse etme biçimidir. Örneğin mesela Osmanlı'da fermanlar vardı. Fermanlar en güzel yazı yazan hattatlar tarafından yazılıyordu. Bütün padişahlar, sultanlar da aynı zamanda kaligrafi eğitimi alıyorlardı. Bu kaligrafinin ne kadar önemli bir sanat olduğunu gösteriyor. Bu sanat yüzyıllardan beri yavaş yavaş insanların hayatına girmiş ve insanları kendi değerlerini bir şekilde ifade etme biçimi hale gelmiştir. Biz de Türkiye'de hat sanatındaki sülüs, nesih gibi yazı türlerinin 45 derecelik açısını alarak kendi yazı formumuzu oluşturmuş bulunduk. Türkiye'de bunun ilk başta şu anda hala yaşayan Ethem Çalışkan hocamız öncülüğünü yapmıştır. Ethem Çalışkan hocamız şu anda orta jenerasyonda olan hocalarımıza devretmiştir. Benim en çok etkilendiğim Muhammed Başta abimizin tarzı ve onun internet üzerinden çocukken izlediğim videolarıydı. Hazır açılmışken nasıl kaligrafiye başladığımı da size söyleyeyim. İlkokulu bitirdikten sonra ben hep güzel yazıya önem vermişimdir. Güzel imza atan insanlara özenmişimdir. Bir gün ben ve ailemle beraber Beyazıt'ta, yani Sultanahmet'ten çıkmışsınız, o güzel yollarda yürüyorsunuz, Ayasofya'nın güzel manzarası, turistler, insanlar, o kadar güzel süregelen bir dinamik bir hayat var ki o caddede. O caddede yürürken ben bir dükkan gördüm. O dükkanda yazı yazan bir abi gördüm. Aslında iki kardeşler, Ömer abi ve Muhammed abi. Bunlar yazı yazarken ben sadece dışarıdan bir baktım böyle ve o kadar güzel bir şey gördüm ki ben orada çok etkilendim.
Daha sonra işte evde YouTube'dan küçük videolar açarak baktım nasıl bir şey diye. Ve bu aşk içimde hep kaldı ve bu şekilde devam etti. Ta ki liseye kadar. Liseye başladığımda coğrafya hocam Faruk Cebba, onu da kulakları çınlasın, onun ismini de iade etmek isterim, Allah ondan razı olsun. Onun yazısı çok güzeldi, imzası çok güzeldi ve onun kesik uçlu kalemi vardı. O kesik uçlu kalemi ben aldım ve o kalemi elime aldığımda ben kalem bana gelmişken neden yazmıyorum diye kendimi sorguladım. Sonra başladım denemeler yapmaya. Birçok kalem kırdım, birçok kalemi bozdum. Sonra kaligrafi bir şekilde benim hayatıma girmiş oldu. İnsan sevince birçok şeyi de yapabiliyor. Ben de sevdiğim, içimde bir aşk olduğu için ve bunun bana yararı olduğunu gördüğüm için kaligrafi yapmaya devam ettim. Kaligrafi aslında bir meditasyon yolu. İnsanların kendini düzeltme ve kendisiyle baş başa kalma zamanı. Aynı zamanda da bu düşünceleri yaşarken, bu ruh haline girerken bir şeyler de yapmış oluyorsunuz. Yaptığınız şey de bir şekilde bir sonuç alıyor. Yani rahatsanız daha yuvarlak, daha oval hareketler yapıyorsunuz. Sıkışıksanız, rahat değilseniz, o anda psikolojik olarak biraz daralmışsanız daha dikey çizgiler, daha zikzak dönüşler yapıyorsunuz. Yazımı yazdıktan sonra ruh halimi düşündüğümde fark ettiğim şeylerdi. O yüzden kaligrafinin normal insanlar hayatında da çok güzel bir yeri olması gerekiyor. Çünkü çok değerli bir sanat. Sadece bir sanat olmaktan yanı sıra dediğim gibi bir meditasyon yöntemi. İnsanın kendisiyle barışık olması için, kendisini sevmesi için, doğayı sevmesi için, insanları sevmesi için, çocukları sevmesi için bir başlangıç. Sadece bir yazı değil yani. Yazı yazarken ki çıkardığınız yazıdan ziyade bir de kendinizi eğittiğiniz, kendinizle konuşup görüştüğünüz, hasbihal ettiğiniz bir durum var. Ruhunuzu tanıma yöntemidir kaligrafi. O yüzden ben bu yazıyı severek yapıyorum, severek işliyorum kağıda. Çünkü aynı zamanda da bu benim ruhumu temizliyor, ruhumu düzeltiyor, ruhumla münakaşa etmemi değil de hasbihal etmemi sağlıyor. Bu yazı sanatının herkesin hayatında yer olması gerektiğini düşünüyorum. En azından insanların kendileri tanıması için güzel bir başlangıç noktası. Kaligrafi benim hayatıma girdikten sonra ben bu sanatı bir şekilde hayatımın merkezine koymaya çalıştım. Bu benim bu yazıyı, ahlakı ve kaligrafi dediğimiz şeyi hayatımın ortasına koyunca ben bunu geliştirmek durumunda kaldım. Aynı zamanda kendimi de geliştirdim. Bu yüzden insanlar beni sevmeye başladılar. Ben insanları sevmeye başladım. Hoşgörülü olmaya başladım. Sıcakkanlı olmaya başladım. Ağırbaşlı olmaya başladım. Mütevazı olmaya başladım. Yani o kadar çok güzel etkisi oldu ki benim için. Güzel bir şey güzel bir insan tarafından yapıldığında insanlara çok güzel etki ediyor. Ve bunu bir şekilde bir kursa dönüştürme çabamız oldu. Matüsep kurumuyla biz 2015'te Aralık ayında 3 aylık bir kursa başladık. Hayatımda ilk kez bildiğim bir şeyi öğretmeye başladım. 20 kişilik bir grupla 3 ay kurs yaptık ve bu insanların kursa başlarkenki halleri ve sonundaki halleri muazzam bir değişkenlik ibra ediyordu benim için. Çünkü bunu ben gün be gün takip edebildim. Kursumuzun sonunda bir sergi yaptık. Sergide İslam medeniyetlerinin hüküm sürdüğü, başkent olarak kullandığı 43 şehri ele aldık. Bunları Üsküp'te toplayıp bir sergiyle bütünleştirdik ve bu sergi 3000 kişi tarafından ziyaret edildi. Daha sonra artık bu sergi adımı da geçtikten sonra biz bu sergiden sonra ne yapabiliriz düşündüğümüzde bu
bir workshop, bir atölye haline gelmesi gerekiyordu ve biz de o yüzden şahsım ve beni burada destekleyen insanlar adına bir dükkan açtım. Bu dükkan tam Üsküp şehrinin ortasında, çarşının hemen içinde, Muratpaşa Camii'nin arkasında bulunan, bu şu anda içinde bulunduğumuz bu mekanda. Burada insanlara kaligrafi yapıp insanların en azından bir 5 dakikalık da olsa kaligrafi dünyasıyla tanışmalarını, burada ruhlarını biraz böyle okşayıp dışarı çıktığında etkilenebileceği kadar etkilenmesini ve belki daha sonra en azından hayatlarında olmasa bile evinin duvarında bir kaligrafi ürününün olması, bir yazısının olması bizi mutlu ediyor. Bu işi sevdiğim için de yapmaya devam edeceğim. Bu sürede de tabii benden daha iyi yapan insanları da saygıyla yad etmeye devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi bu bir yazı sanatı, yani kalem, kağıt aynı olabilir ama eller farklı olacaktır. Eller farklı olunca da gönüller farklı olacaktır. Deneyimler, birikimler, Allah'ın kendisinin verdiği yetenekler de farklı olacaktır. Bu yüzden bizden iyi yapan insanları, bizden iyi yazan insanları her zaman saygı duymaya devam edeceğiz. Şimdi ben buradan bir süre sonra ayrılacağım ama ayrıldıktan sonra benim burada kursuma gelip kaligrafiyle tanışmış insanların geleceklerini her zaman merak edeceğim. Çünkü onlar benden aldıklarını kendileri bir şekilde ekleyerek, çıkartarak, kendi tarzlarını oluşturarak bir yerlere kadar götürecekler. Atölyede bu stüdyo ortamını kurduğunuz için, kale alırı bir konu olduğunu varsaydığınız için ve kaligrafinin hiç içinde olmasanız bile önemli bir şey olduğunu fark edip bu girişimde bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Thank you.